Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 3-9 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftaya dolunayla başlıyoruz. Pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerleyecek ve akşam 18.58'de Aslan burcundaki Güneş'in karşısına geçecek ve 11 derece Kova burcunda dolunay meydana geliyor. Aslında tüm haftayı bu dolunayın güçlü enerjileri etkileyecek. Kova dolunayı 11. evinizde meydana geliyor dolunaylar tamamlanma dönemleridir dönüşümler olur ve önemli farkındalıklar yaşayabiliriz özellikle sosyal çevreniz arkadaşlarınız ait olduğunuz gruplar ekip çalışmaları bazı projeleriniz Geleceğe ait hedefleriniz beklentileriniz alanında maddi manevi bazı konular tamamlanabilir ve güçlü dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz kova yeniliklere açık değişim isteyen Geleceğe odaklı bir burçludur. Kova dolunayları da bizi geleceğe daha fazla odaklayabilir. Üstelik Uranüs'ün boğa burcundaki Uranüs'ün bu dolunayda güçlü bir açısı var ve bu yenilikler, değişimler, bireysel özgürlükler kapsamında daha cesaretle adım atabileceğimiz konuları da içerebilir. Yeni bir proje, yeni bir iş, yeni beklentiler hatta sürpriz bazı durumlarda bizi bekleyebilir. Uranüs olan yerde bazen heyecanlar ve sürprizler de olur. Yani stres içerebilecek özellikle arkadaş çevre ilişkilerinizde ya da maddi konularda beklenmedik bazı sürprizlere de hazır olmakta fayda var. Ee, özellikle bu hafta genelinde bu Dolunay enerjilerini güçlü bir şekilde e, hissedebilirsiniz. Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağatacı YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz. Sevgili koçlar. Evet bu hafta gezegen değişimlerimiz olacak. Bunlar önemli. Çünkü hayatımızdaki enerji değişimlerine neden oluyorlar. Ve ilk e, değişimimiz 5 Ağustos'ta Merkür Yengeç'ten ayrılıp artık Aslan Burcu'na geçecek. Biliyorsunuz uzun süredir Merkür yengeç burcundaydı çünkü retro yapmıştı. Bu nedenle ileri geri hareketi nedeniyle Merkür yengeç burcunda uzun bir süre kaldı. Şimdi 5 Ağustos'ta Merkür aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar da aslan burcunda olacak. Merkür'ün geçiş yaptığı alanlarda zihinsel anlamda daha hareketli oluruz. Daha değişken enerjiler vardır. Çok konuda yeni şeyler öğrenmemiz, iletişimler kurmamız mümkün ve sizin için de verimli bir burç. Aslan burcu 5. evinizde olacak Merkür bu anlamda hayata daha fazla katılabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz, yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. E, sosyal yaşam hareketlenirken aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konulardaki her türlü iletişim ön plana çıkacak gibi görünüyor bu dönemde. Bir diğer gezegen değişimimiz 7 Ağustos'ta meydana geliyor. Aşk gezegeni, güzellik gezegeni Venüs bu sefer yengeç burcuna geçiyor. ikizler burcundan ayrılacak. Evet, Venüs de uzun bir süredir ikizler burcundaydı. Çünkü e, retro hareketi vardı bu yıl. E, şimdi Venüs'ün de ikizlerden çıkıp yengece geçmesi güçlü bir enerji değişimi yaratacak. Dördüncü evinize geçecek. Venüs'ün geçişi yaptığı burç ve ev alanlarında biraz daha rahatlarız aslında. Şanslar gelebilir, destekler gelebilir. Bu dönem aile içi ilişkiler sizi keyiflendirebilir evde yapılacak e, faaliyetlere odaklanabilirsiniz. Ama bunlar daha çok biraz daha iyileştirme ve güzellik alanına yapılı, adına yapılacak çalışmalar olabilir. Konfora yönelik faaliyetler olabilir. Evinizi dekore etmek gibi örneğin. Evinizi güzelleştirmek gibi olabilir. Aileyle birlikte olmanız, aileyle daha fazla zaman geçirmeniz, sosyalleşmeniz mümkün. Ve tabii ki şans Özellikle emlak işlerinden, gayrimenkulle ilgili konulardan da gelebilir bu alanlarda. Verimli gelişmeler olmasa da maddi kazançlar elde etmeniz de mümkün olabilir sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.